Cenazesini meleklerin taşıdığı sahabi, Hazreti Saad radıyallahu an. Nasıl ki Hazreti Ebubekir radıyallahu an muhacirlerin en önde gelen şahsiyeti ise, Hazreti Saad da radıyallahu an Ensar'ın en önde gelen simasıydı. Bu aziz sahabi, Fahri Alem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, henüz Medine'yi şereflendirmeden önce, Mus'ab İbni Umeyr radıyallahu an vasıtasıyla Müslüman oldu. Saad, Abdül Eşhel oğullarının başkanı olduğu için, o Müslüman olunca, bütün kabile İslamiyet'i kabul etti. Kainatın efendisiyle sallallahu aleyhi ve sellem Bedir, Uhud ve Hendek gazvelerinde bulundu. Hendek gazvesinde kolundan ağır şekilde yaralandı. Hicretin 5. yılında bu yara açıldı ve henüz 37 yaşındayken kolundaki bu kanamadan dolayı vefat etti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin haber verdiğine göre, Saad vefat edince, Cenab-ı Hakk'ın yüce arşı, onun ruhuna kavuşmanın sevinciyle titremiş, gök kapıları kendisi için açılmış ve cenazesinde 70.000 melek bulunmuş ve bu aziz insanın naaşını melekler taşımıştır. Bizler, arş cansız bir varlık olmalıdır, cansız bir şey nasıl sevinir diye düşünmemeliyiz. Zira bu husus akılla bilinecek bir şey değildir. İşte burada, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Uhud dağını göstererek, Uhud bizi sever, biz de onu severiz hadis-i şerifi hatırlanmalıdır. Uhud nasıl seviyorsa, arş da öyle sevinebilir. Arşın canlı mı yoksa cansız mı olduğunu bilmiyoruz ama cansız olduğunu zannettiğimiz dağların, taşların bile Allah korkusundan parçalanacağı, yuvarlanıp düşeceği, Kur'an-ı Kerim'de şöyle belirtilmektedir. Şayet biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, sen onu Allah korkusundan baş eğmiş, parça parça olmuş görürdün. Haşr Suresi 21. ayet. Yine Allahu Teala'nın kitabında Yahudilere hitaben de şöyle buyurulmaktadır. Ama bundan sonra kalpleriniz yine katılaştı da taş kesildi. Hatta taştan da beter oldu. Çünkü öyle taşlar vardır ki, bağrından ırmaklar çağlar. Öylesi de vardır ki, çatlayıp arasından sular akar. Bazısı da Allah korkusundan yuvarlanıp düşer. Sizin yaptıklarınızdansa Allah habersiz değildir. Bakara Suresi 74. ayet. İmam Tirmizi, Şemail-i Şerif, Cilt 1, sayfa 106-107, 21 Eylül Mevlana Takvimi.